Evet günlerdir tartışılan, beklenen bir karardı. Özellikle e, AKP ve çevresi tarafından bu karar çok merakla bekleniyordu. HDP bir aday çıkaracak mı diye. Eğer aday çıkarsaydı tabii e, muhalefetle işte PKK terör, şu bu falan gibi ıvır zıvır saçma sapan yorumlar e, yapılamazdı. Ama şu anda itibaren e, sanıyorum iktidar ve çevresinin özellikle medyasının en büyük hedefi zaten şu ana kadar olduğu gibi yine HDP olacaktır. Tabi HDP bu açıklamasıyla ve tabi Emek ve Özgürlük İttifakı bunları yanlış yapmayalım. Sade HDP yok orada. E, bu ittifak Kemal Kılıçdaroğlu'nun destekleme kararı almıyor. Öyle bir kararları yok. Aday göstermeyeceğiz diyorlar. Çünkü e, bu sistemin bitmesi gerekiyor. E, bu Cumhurbaşkanı'nın e, önce seçimi kaybetmesi ondan sonra da demokrasiye geçirmesi gerektiğini vurguluyorlar. Bu açıdan bakınca. Ee, bir Kemal Kılıçdaroğlu desteği yok ama e, dolaylı yoldan da olsa e, bugünkü iktidara karşı çok şiddetli eleştiri getirilmesi en azından o iktidara yani cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Tayyip Erdoğan'a oy verilmeyeceği ve verilmemesinin tavsiye edildiği e, ortaya çıkar. Şimdi sizlere şu ana kadar zannediyorum hiç konuşulmadı, kimsenin de aklına gelmedi, gelmediğini düşündüğüm Belki gizli gizli özellikle Muharrem İnce'nin düşündüğü ama açık etmediği bir konuyu anlatmak istiyorum. Çünkü Kılıçdaroğlu'nun resmen aday olmasıyla birlikte önümüzdeki hafta çok garip bir durumla karşı karşıya kalabiliriz. Bakın şu an itibariyle legal kabul edilmiş tek cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu. Onun dışında 7-8 aday var ama onların e, pazar akşamına kadar 100 bin imza bulması gerekiyor. Eğer 100 bin imza bulunamazsa Kılıçdaroğlu'nun tek başına adaylığı sürecek. Şimdi diyeceksiniz ki Tayyip Erdoğan da var. Var ama YSK ya adaylığını reddederse ve YSK'nın Tayyip Erdoğan'ın adaylığını kabul etmemesi ihtimali bana göre yüzde elli Yani kesin bir şey yok. Tamam yaygın inanç herkesin de düşündüğü, benim de düşündüğüm. Yani bu YSK varken Tayyip Erdoğan'a onay verecektir diye düşünüyorum. Ancak her şeye rağmen orada 11 kişi var. Tamam 7'si asil. Fakat hepsinin aklında şöyle bir düşünce var. Tamam biz Tayyip Erdoğan'ın yakınlarıyız. Yani ona bağlıyız. Şey olarak demiyorum. Gönül olarak diyorum. Buna nereden varıyorum? E, seçimini Tayyip Erdoğan yaptı. Güvenmediği, kendisine e, yönelik ters bir karar alacağına inandığı birini getirmez. Ancak bu seferki durum öyle değil. Tayyip Erdoğan'ı anayasaya aykırı biçimde aday yapmaları halinde eğer Tayyip Erdoğan seçimi kazanamazsa gelecek iktidarın YSK'ya dönüp arkadaş sen anayasa suçu işledin diyerek hepsini birden mahkemeye verme ihtimali çok yüksek. Yüzde yüz demiyorum ama çok yüksek. Çünkü orada da bir engel hukuki bizim de aklımıza gelmeyen bir şey çıkabilir. Yani bu kararından dolayı YSK'yı yargılayamazsınız falan gibi. Hani YSK'nın aldığı kararlar tartışılamaz ya. Yani oradaki hukukun inceliklerini şu anda çözecek kadar hukuk bilgim yok. Ama mantıken baktığım zaman eğer anayasaya aykırı bir karar alınırsa ve bunu önleyecek şu an için bir yöntem yoksa bile anında dava açılır ve gider. Şimdi e, Yüksek Seçim Kurulu üyeleri bunu da düşüneceklerdir herhalde. Peyberdo kazanırsa bir sorun yaşamayacaklar tabii ki. Ama muhalefet kazanırsa böyle bir tehlike var. O halde Tayyip Erdoğan'ın kaybetmesi halinde, Tayyip Erdoğan'ın dönüp kendilerine bakmayacağını da biliyorlardır herhalde. Yani şimdi 21 yıl sonra e, iktidarı kaybetmek demek, bütün lüksü, ihtişamı, gücü, dünyadaki her şeyini, Türkiye'deki ve dışarıdaki bütün varlıklarını kaybettiği anlamına geliyor ki, öyle bir durumda Tayyip Erdoğan'ın dönüp de, ya bu Yüksek Seçim Kurulu üyeleri bana çok, şey vefa gösterdiler. Benim yanımda durdular. Benim onları korumam lazım falan diye düşünür mü? Bence hayır. Peki öyle bir durum olursa ne olacak peki? 7-8 adaydan hiçbiri 100 binli bulamadı. Tayyip Erdoğan'a da Yüksek Seçim Kurulu izin vermedi. E kaldı mı Kılıçdaroğlu tek başına? Peki tek aday varsa ne oluyor? O zaman referandum gibi yapılıyor. Ve eğer Kılıçdaroğlu yüzde bulursa Cumhurbaşkanı oluyor. Bulamazsa seçim tekrarlanıyor. O zaman işte yeniden adaylar çıkıyor. Çok tabii şey bir durum değil mi? Herkes böyle bir bakıyor olan olabilir mi? Ama daha matrak şimdi bir şey söyleyeceğim. Tayyip Erdoğan reddedildi. Oy toplayanlar içinde hani aday olabilmek için 100 bin imza toplayanlar içinde Muharrem İnce 100 bini geçti. O zaman iki adaylı seçim oluyor gene. Adaylardan biri Kemal Kılıçdaroğlu, biri Muharrem İnce. Bakın uçuk kaçık bir şey gibi görünse de bence Muharrem İnce'nin gönlünde gönlünden böyle bir şey geçiyor. Yani kimse oy toplayamaz. Kemal e, Tayyip Erdoğan da reddedilir. Ben kalırım Kılıçdaroğlu'yla. İşte o zaman kozlarımızı paylaşırız ben teke tek olduğunda kazanırım. Yüzde da kazanırım. Diye içinden geçiriyor mudur? Valla ben aklına gelmiş olabileceğini düşünüyorum. Şu ana kadar bunu bu şekilde dile getirmedi ama ben yüzde altmış alırım lafı bana biraz buradan gibi geliyor. Böyle bir aklından böyle bir hayal geçiyor. Ulan iki aday kalırsak kılıçlı. Çünkü bir kere şeyi telaffuz etti. Dedi ki İkimiz kalabiliriz dedi. Yani Kılıçdaroğlu ile ben kalabiliriz dedi. Yani Tayyip Erdoğan üçüncü olur. O Tabii o sırada Tayyip Erdoğan'ın aday olamayacağından hiç söz etmiyor zaten e, Muharrem İnce. Ben en azından ben duymadım yani. Tayyip Erdoğan anayasaya aykırı olarak aday oluyor. Ben de buna itiraz edeceğim. Partim itiraz edecek dedi mi? Yanlış yapmayayım ben duymadım. Ama derseniz işte burada numaramı bilenler biliyor. Hemen atarlar hayır şu tarihte biz de itiraz ediyoruz dedi. Ama şu ana kadar bir itirazını... Ben duymadım. Türkiye böyle bir e, tuhaf bir seçimde karşı karşıya kalabilir. Ama Kılıçdaroğlu'nun tek kalması halinde hak eden görülmemiş bir olay yaşayacağız. E, bu ihtimal var mı? Evet var. Şimdi birazdan geleceğim adayların e, imza durumuna. Gerçi birinci gün daha Cuma var, Perşembe, Cuma, Cumartesi var e, ve Pazar var, değil mi? Yani o günler içinde özellikle Cumartesi, Pazar oylar artabilir. Ama şu anda e, böyle bir durumda karşı karşıya kalabiliriz. Ben bunu söylemiş olayım. Herkes bunu bir düşünür. Yok ya olur böyle şey uçuk kaçık der, şu der, bu der. Ama eğer Tayyip Erdoğan'ın anayasaya aykırı olduğunu bütün partiler aykırıyorsa AKP ve MHP dışında bir de tabii BBP, Doğu Perinçe'yi de saymıyorum çünkü o aday, aday oldu. Ama işte bu durumda kimsenin 100 bin oyu bulamaması halinde, Erdoğan'ın da aday yapılmaması halinde. <laughs> ya bütün bu çabalar bir anda uçtu gitti oluyor. Tabii ilk turda yüzde alması, işte onun almama yöntemlerini şimdi anlatmayacağım. Yani tek aday girdiği zaman katılan oyların yüzde evet hayır olacak çünkü. Yani referandum gibi olacak. Kılıçdaroğlu aday evet mi hayır mı? Evet'i basacaksınız ya da hayır'a basacaksınız. Çok ilginç bir durum. Aklınıza gelmiş miydi? İlk defa mı benim aklıma geliyor bilmiyorum. Yani daha önce ben duymadım da onun için söylüyorum. Bu konuşuldu mu hiç? Galiba konuşulmadı. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.